Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Zombinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hikayeye devam ediyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz ama bir şey söyleyeyim mi? Ben oraya kesinlikle çıplak elle gitmeyeceğim. Yani oradaki zombilerin tamamını normal temizlemeye çalışırsam gerçekten başıma bela alırım demektir. Şöyle ortalarına bir molotof kokteyli. Bir molotof daha. Var anam molotofum. Bol bol molotof. Bol bol molotof. 3 molotof salladım. 3, 3. 3 molotofa ölmeyen zombi var aralarında. 3 molotofa ölmeyen zombi. Dalga geçiyorsun değil mi? En azından ortalığı birazcık olsun temizlemiş oldum. Ya kime vurdum? Kime vurdum abi? Kimin hitboxına denk geldi? Geriye kalan herkes ölü. Ölüye mi vurdu buna vuracağım diye? Ölür müsün artık? Yeter. Can sıkıcısın. Acına bir son vereceğim. Öl. Mermi için teşekkürler. Orada dünyanın loot'u var. O loot'u almadan hiçbir yere ilerlemeyeceğim bu arada. Mermi de önemli çünkü. Evet. 3 zombiye dünya kadar kitle imha silahı kullandığımızı söylemek bile istemiyorum. Yani kitlesel kitle imha derken 3 zombiye harcadım. 3 molotof gerçekten çok da iyi değil yani. Çok da iyi olmadı benim için. Şuralar yangın yeri. Millet ölüyor, can çekişiyor, geberiyor falan. Burası şuna bak abi. Günlük gülistanlık. Harika. Where was I? Arkamdan giderken kapıları kapatmak gibi pis bir huyum var. Ah yes, Dr. D. John D. was a scientist, alchemist, natural philosopher and all that. To Elizabeth the First. Some people say he was even a spy. Lootladım acı doktorun günlüğünü. Sorry, mustache. Tedaviyle alakalı burada bir şeyler de umuyor olabilir ve kitabı kurcalarken bir gizli geçit açıldı. Umarım bu zor durumlarda buradan kaçış gizli geçididir ve içeride zombiler yoktur abi. Çünkü zombileri sevmiyorum. Ya kaçış şeyinde... X-Tart Backpack. Buna basmayacağım. Bu alarm gibi bir şey muhtemelen. Ya da bu buranın girişini açıyor ve buradan gideceğim. Ama gitmem gereken yer bura değil. Ben sadece şu an birazcık daha geniş bir çanta aldım. Çok güzel abi. 2 slot daha ekledi. Muazzam. Gayet güzel. Bombalar kalsın. Öbür taraftan MR merak ediyorum. Yani diğer tarafa da pek gitmek istediğimi söyleyemeyeceğim ama üstüme kapı kapanır ve beni bu kadar dolandırırsa gerçekten sıkıntı yaşarız. Sniper benzeri bir şey mi var orada? Bana mı öyle geldi? Crossbow var lan. Abi crossbow her türlü OP biliyorsun değil mi? Ya sapladığım oku geri alırım falan. Sen yine de normal şeyle git de. Angel chided me thus. Ignorance was the nakedness whereby the angel chided me thus. Ya ben bunu okumak zorunda mıyım? Sanırım değilim ya. O orada niye işaretli bilmiyorum da gerçekten onu okumayı reddediyorum yani. Onu dinlemeyi reddediyorum abi. O kadar. O kadar şeyi tekrardan dinlemeyi reddediyorum. Ama güzel iş başardık ya. Yani özel enfektler falan da geldi. O tükürüp virüs bulaştıranlar. Hasta olmadık ve yaşıyoruz be abi.
Artık şuradan giriş yapabileceğim mi? Yoksa zaten giriş yapabiliyor muydum? Ama burada sanki save alabileceğim bir yer vardı. Açık kalsın, kendimi köşeye sıkıştırmayın. İşimizi sağlama alalım. Bu arada susturuculuk silahı tercih ederim elbette. Yani silah kullanmak durumunda kalırsam susturuculuk pistolü tercih ederim. Çünkü ses çıkarmayacağından dolayı bir ajan gibi hareket edebilirim ve beni ele vermez abi susturuculuk silah herhangi bir şekilde. İleride böyle, ama eğer susturuculu silah verdiyse bu ne demek biliyorsunuz değil mi abi? Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Susturuculu silah verdim ve senin evine atlayacağım kardeş. Çünkü o susturuculu silahı köpek gibi kullanman gerekecek. Belki de odasındaki enfekteleri öldürmek için susturuculu silah istemiştir. Ya bu da bir ihtimal, hani odasındaki enfekteleri rahat öldürmek adına. Yani çünkü ama Mili öldürür gerçi, bir bahane değil ki bu. Bir sıkıntısı varsa Mili öldürür, öyle değil mi abi? Burası kapalı. Merdiven falan var mı? Yok. Tamam. Şuradan tırmanacağız. Bir sıkıntın varsa enfektelerle alakalı. Özel olarak elle öldür kardeş. Şu an bir de büyük risk altındayım biliyor musun? Çantamda dünya kadar loot var. Okundan, yayından tut, pistolüne, tabancasına kadar. Haritaya hiçbir şey yüklenmedi. Şeyler buraya doğru koşa koşa ilerliyor. Normal bir şekilde değil, koşa koşa ilerliyor. En çok beni sesler korkutuyor ya. Bu arada tabanca, cacık. Ya dünya kadar mermi sıktım abi ya. Şu tabancayla kaç kurşun harcadığımı öğrenmek istiyorum gerçekten. İki kurşunum kalmış anasını satayım yedekte ya. Tamam, silahların içi dolu eyvallah da. İki kurşun ne be abi? Anlamıyorum ki bu oyun benim nereye gitmemi istiyor. Yemezler koçum. Yemezler. En azından soda ve kek lootladığım için sevinmeliyim ha. O arkadaş, Outlast'ın silahlı versiyonu gibi bir şey oynuyoruz ya. Galiba benim yolumu bulmam için suya inmem gerekiyordu. Ve suda bir zombiyi öldürmediğimi hatırlıyorum. Gerçi burada da öldürmediğim bir ton zombi olabilir. Fark eden bir şey yok yani. Abi ortalık karanlık, sisli, puslu. Bu oyun beni gerçekten bayıyor.
Şu an istediğim tek şey ne biliyor musunuz? Bir tane kurbağa zombi. Şu an katlanamayacağım tek şey bu. Hayvan zombi. Animasyon bölündü falan değişik şeyler oluyor abi. Oyunun parlaklık seviyesi gerçekten çok şükela. Potansiyel loot varmış burada. Animal meat mi? Abi yenmez ya fare eti. Yani pişirsen de yenmez babacım ya. Buraya gitmem gerekiyor değil mi? Mantıklı bir yere gitmem gerekse şaşarım zaten. Gel müptezer kardeş gel. Oley oley. Arkamdan adam gelmesin. Aslında arkamdan adam gelmesin diye mekanları kapattıkça sanki kendimi daha çok sıkıntıya sokuyor gibi hissediyorum. Çünkü arkamdan adam gelmesin diye kapattığım yerden aynı zamanda ben kaçış yerimi de engellemiş oluyorum. Ya kardeş burada bir ton gereksiz şey var. Örneğin şu flayerlar. Flayerları atar mısın ya? Flayerları at. Keki ye. Mermileri al. Bilmem kaç kalibre mermi. Lağımın içerisinde ilerlemekten hoşnut olduğumu söyleyemeyeceğim abi. Lağımın içerisinde ilerlemekten gerçekten hiç hoşnut değilim. Gerçi şey de tehlikeli. Bana yer yön belirtmiyor ki eleman. Safe house'uma gitmek istiyorum ya sadece. Şu an tek derdim safe house'uma gitmek abi. Allah'ım ya Rabbim tüneller nerelere açılıyor böyle gözlerim mözlerim hiçbir şey görmüyor. Lan sanki korku oyunu oynuyoruz arkadaş. Zombi oyun altı üstü bu. Abi ne olur rica etsem dışarıya alabilir miyim ya? Bir gün yüzü gördüm de gün yüzü çok kötüydü aslında. Ben sadece safe house'uma gitmek istiyorum abi. Aa galiba safe house'a buradan gideceğim. Burası safe house değil. Safe house'un giriş noktası gibi bir şey. Buradan yukarıdan mı çıkacağım safe house'a? Neyse hala içim ürperiyor ya. Kardeş hani burası safe house'tu? Safe house yazıyordu burada. Buralardan geçtim var ya. İnanılmaz sıkıntılı yerler. İnanılmaz. İçeriden söküyoruz barikatı. Barikat mantıken dışarıdan gelen tehlikeleri uzak tutmak amacıyla yapılmaz mı? Yapılır. Yani ben içerideki barikatı sökerek aslında kendime zarar veriyorum. Bu arada arkadaşlar evet bizim safe house burada bir yerde. Ya, oyun tam net göstermediği için göremiyorum da. Şurada bulunan silahtan anlayabilirsiniz zaten. Arada sırada safe house baskın yiyor böyle akın akın zombi sürüleri geliyor üzerinize. Şurada görmüş olduğunuz şeyle temizliyorsunuz bu zombi sürülerini.
Ve zombiler her yerden gelebiliyor abi. Peki asıl soru, Seyfi Asum nerede? Ben zaten buradan gelmiyor muyum? Yok, buradan gelmedim de benim o Seyfi House'a girip mutlaka save almam lazım. Yani Seyfi House'a gireceğim, mutlaka save alacağım. İtemlerimi falan yedekleyeceğim ki ben öldüğümde benden sonra gelecek eleman... Ha tamam, burası ya. Arkadaşlar burası bizim safe house'umuz. Hatta tam olarak şöyle buranın arkasında kalıyor mekan. Şuradan eğilerek geçerim. Oyunda benim refleksime kalmadan kendisinin eğilmesi çok güzel bir şey ya. Bu aralar da invade diyor. Yani o dışarıda gördüğünüz alan da zombilerin akınına maruz kalabiliyor. Bizim için tek güvenli alan bu tellerin içi abi. Geri kalan yerler sıkıntılı. Ve evet, yani göreve gitmek için burası face house'lar arası, safe house'lar arası travel yapabileceğiniz yer. Birden fazla safe house mevcut ve bak bizim misal gitmemiz gereken yer şuradaki mekanmış. Bu Palace Underground'ın içerisinde bir yerler varmış. Tabii ben buradan oraya gitmeyeceğim. Ben öncelikle bir save almak istiyorum abi. Çünkü inanılmaz derecede stres oldum. Save almaktan ziyade itemlerimi de yedeklemek istiyorum. Bakın burada gelecek diğer çarım için bir şeyler bıraktım. Mine'larım falan var. Backpack'e bakabilir miyim abi? Şimdi. Buraya koyulacak belli başlı şeyler var. Bu konuda hemfikiriz, öyle değil mi? Öncelikle şu misal zımbırıklar. Bu zımbırıklardan sonra konteynere tekrardan gel bakayım. Konteyner baya baya yer alıyor. İçeri işe yaramaz şeyler koymamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi misal enerji barı falan var benim enerji seviyemi yükseltecek. Şu mermileri de bir swaplayalım. Mermiler 20 oldu. 20'den sonra şu kalanını alalım. 20'den sonra şu kalanını alalım. Abi susturuculu silah burada kalsın, tamam mı? Çünkü görevler tehlikeli olabiliyor. Ölürsek susturuculu silahımız burada kalsın. Lazım olur. Arbelet benle gelebilir aslında. Çünkü arbeletim ben en az tüfek kadar tabii tüfek kadar damage vurmaz da. Arbeletim ben damage vurabileceğini düşünüyorum. Sıktığın oku geri toplayabiliyorsundur bunda muhtemelen. Arbelet yanımızda kalsın. Tüfeğe koyalım onun yerine. Şu tüfek mermisini de koyalım. Sodayı içeriz. Sağlık paketini de koyacağım. Ölme riskim var çünkü. Başka nelerim var? Molotof şey Flare'la Molotof kokteylini de koyacağım. Tabii ki şuradaki mermiyi de koyacağım abi. Yani şuradaki mermi şey mermisi, taret mermisi abi. Taretlerde kullanabilmeniz için bu mermiye ihtiyaç var. Bizim base'imizde bir tane taret var zaten. Siz de gördünüz. O tareti kullanmamıza yarar. İşte tahtalar, mahtalar, ıvır zıvırlar var. Bence bizim konumumuz şu an iyi. Şuna gelip 1 numara dersek, şuna gelip 4 numara dersek, hemen canımız azaldığında sodayı içelim diye. Şimdi bir saniye, ben şu crossbow'u bir denemek istiyorum. Buraya sıktım diyelim, oku geri alabileceğim mi? Elimdeki tek oku duvara sıkarak bitirdim değil mi az önce? Mükemmelim ya, gerçekten mükemmelim. Elimdeki tek oku duvara sıkarak bitirdim ya. Sanırım elimde olan silaha tıklayamıyorum abi. Elime sopayı alayım da şu şeyi de konteynere bırakayım. Abi gazozu alabilir miyim geri? Gazozu geri alayım. Şu crossbow'u size bırakacağım. Acaba mermi alsa mıydım yanıma? 13 mermi bana yeter mi yoksa? 13 artı birden 14 mermi. 14 mermim var. Sopam var. Zaten genelde işleri sopayla halletmeye çalışıyorum. Fenerim falan var. Loot'um da evde sağlam. Gerçi şu crossbow birazcık sakatlık oldu da neyse. En azından adam akıllı bir çalışma yapmış olduk. Bu arada buradan işte görevleri falan seçebiliyorsunuz ya da nerede ne var onu görebiliyorsunuz. Ben daha tam kullanmayı bilmiyorum da.
marketlemişsen 2 birim mermi bulabiliyormuşuz ve bir tane de şey loot varmış. Marketin nerede olduğunu falan şey yapabiliyorsun. Hani zımbalayabiliyorsun. O zımba doğrultusunda hareket ediyorsun. Önceliğinin hangisinde olduğunu belirliyorsun. Misal markette mermi var ama şeyde hiç mermi yok. İki tane enerji içeceği ve medium medpack var şu Hamburger Green'de ama şey yok. Silah hiçbir yerde yok. Falan filan. Silah zaten bulunması en zor şeylerden biri. Babuşlar bölümü burada sonlandıralım. Şurada hatta ben bir save alayım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Zombi şahsen benim oynamaktan keyif aldığım bir oyun ama çok büyük gerginlik veriyor. Hani yaşadığınız en büyük gerginlik zaten üzerinizde taşıdığınız malzemeler ve bu malzemeleri aktarmanız gerektiğinden kaynaklı canınız az. O can değerine sahip çıkmanız gerekiyor. Müzikleri falan çok geliyor insana özellikle. Yani konsola portlanmış bir oyun olarak bence ben bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum açıkçası. Benim beğenimi kazanmayı başardı. Arada sırada oynarız, devam ederiz. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun babuşlar. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.